Bir varmış, bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler bakkal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, derken derken zamanın birinde bir köy varmış. Ve bu köyde 3 tane kadın yaşıyormuş. Bu 3 kadın testilerini almış, çeşmenin başına su doldurmaya gidiyorlarmış. Ve herkes kendi oğlundan bahsetmeye başlamış. Birinci kadın demiş ki, benim bir oğlum var. O kadar meziyetli, o kadar meziyetli ki yürürken havada 3 takla atabilir. Adeta bir cambaz. İkinci kadın duramamış tabii. Benim oğlumun da bir güzel sesi var ki, bir şarkı söylese, bir türkü söylese herkes hayran kalır demiş. Üçüncü kadın susup duruyormuş. İlk 2 kadın ona sormuşlar, sen neden konuşmuyorsun? Üçüncü kadın, benim oğlum normal bir oğul demiş. Testilerini dolduran kadınlar çeşmenin başından ayrılmışlar. Kısmet bu ya, oğulları da karşıdan gelmeye başlamış. Oğullar annelerini görünce birinci oğul aynı annesinin söylediği gibi havada taklalar atmaya başlamış. İkinci oğul ise anneyi görür görmez şarkı söylemiş ve herkes ona hayran hayran baka kalmış. Üçüncü oğul ise annesini görünce hemen koşmuş, elindeki su testilerini almış, taşımaya başlamış. Tabii bu arada kadınlardan biri orada gördüğü bir amcaya seslenmiş. Bey amca, bey amca, sen bizim oğullarımızı gördün mü? Ne kadar becerikliler demiş. Bunun üzerine bey amca hanımlara bir cevap vermiş. Ben burada bir tek becerikli ve kıymetli bir evlat görüyorum. O da annesinin elindeki testileri taşımak için koşarak gelen çocuktu demiş. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir varmış, bir yokmuş. Çok demesi çok günahmış. Gökten 3 elma düşmüş, en güzeli de Bir Varmış kitabımızın okuyucularına nasip olmuş.